alışmışlar. Tamam, ben seninle en fikirim. Herkes Beşiktaş'ta, Fener'de, Trabzon'da, Galatasaray'da. Sen kaç sezon futbol oynadın? Bak bir şey soracağım, anlatacağım. Dur. Sen kaç sezon futbol oynadın? 13 sene oynadım. 13 sene oynadın. Beşiktaş 12 senedir Kadıköy'de maç kazanamıyor. Abi ben şunu hatırlıyorum. Bilmiyorum, Sergen abi de o zaman çok güzel bir şey söylemişti. Yani öyle bir hayal meyal hatırlıyorum. 2005 yılında Panku kaleye geçiyor. 10 kişi bizi diyor. Ben diyor artık buna derbi demem diye bir açıklaması vardı. Efsane maçtı. Efsane. Şimdi tamam, onu tamam onu geçiyorum. Tamam. Onu böyle şeyler çok olur. Böyle bir derbin için. Ama bak şunu anlatıyorum. Fenerbahçe'nin artık oyuncu kadrosu, oyuncu yani kadrosu kalitesi şu anda Beşiktaş'ın oyuncu kadrosuyla kalitesinin arasında dağla uçurumla. Sen bana Fenerbahçe'den bir tane oyuncu söyle Beşiktaş'a oynatırım de. Valbuena. Nerede oynatacaksın? Nerede oynatacaksın? Kimin mevkini oynatacaksın? Solda oynatırım. Babel'in yerinde oynatırım. Abi gözünü niye seveyim ya? Yapma be niye abicim ya. Babel'i sen Babel şu andaki Babel'le Valbuena yapma lütfen niye abi ya. Ya sen de bunu söylerken ben, bile ben çok samimi bak, söylüyorum. Sen bunu söylerken çok bile samimi, bana samimi bak, olarak söyle. Valbuena Beşiktaş'ta oynamasın yani. Hayır. Şu Babel'i anda kesmesin. Şu anda kimi hayır ha. Babel'i değil. Şu anda kimi keseceksin ya? Babel şu anda takımın en iyisi ya. Bir şey söyleyeyim. Bu arada hakikaten seveceğim. Performans olarak 5 haftalık performans veya son 2 sezon evet Beşiktaş çok daha üstün ama derbilerde gerçekten sonuçlar hiç belli olmuyor. Ama bak ben şunu anlatıyorum Okan. Tamam onda en fikrim. Ben her zaman savunduğum söylediğim derbilerde sonuç belli olmuyor. Artık üstüne koymuş bir Beşiktaş var ve Beşiktaş'ın oyuncu kitlesi, oyuncu kadrosu, oyuncu yapısı artık Kadıköy'müş, işte TT Arena'ymış, orasıymış, buramısıymış ona bakmıyor.